do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. It's too easy. I've been there, done it, seen it. Boy, all that like Keenan. Still got crack, they fiending. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. And I'm still tryna fight my demons. Cause we all gotta act like Tina. That's why I gotta ride with the Nina. Outside, it's a war going on. Made me put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like Kima. Ain't give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Trying to earn eight stripes like a... Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Umarım intro hoşunuza gitmiştir. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Eğer böyle kaliteli videoları da kaçırmak istemiyorsanız abone olup zil işaretine basarsanız her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelmiş olur. Bugün uzun zamandır konuşmasını çekemediğim bir ayakkabı var arkadaşlar. PG6 var. Kutuaçımını hatırlıyorsanız yaptık ve orada da bayağı da beğenmiştik. Sabırsız olanlar için bence o kutu açımlarını izleyebilirsiniz. Bu detaylı performans incelemeleri benim biraz daha oynadığım, içinde zaman geçirdiğim ve sonrasında sizlere sunduğum videolar oluyor. Dolayısıyla zaman zaman gecikebiliyor. Hele ki iki çocukla birlikte ve çok yoğun bir hayatta kusura bakmayın. Ancak şimdi vakit buldum. Hemen hızlıca sizlere güzel bir inceleme hazırladım. Kutusu elimde. PG6'nın şöyle sizlere kutusuyla başlamak istiyorum. Kutusunu bayağı beğendim zaten. Yeni yapmaları, farklı farklı kutular tasarlamaları benim her zaman hoşuma gidiyor. Şu şekilde 45 numara aldım. Genel itibariyle bütün Nike basketbol ayakkabılarım 45 numara. Bunda da oldukça rahat ettim. Sizler de bana kıyasla kendi numaranızı bu şekilde tercih edebilirsiniz. Kutunun açılma kısmında PG logosu var. Bu aynı şekilde ayakkabının yanında da yer alıyor. Diğer tarafta da şöyle imzası bulutlu, mavili, açık, güzel bir tasarım olmuş. Kutuda hemen şöyle kutuyu kenara koyuyorum. Bir tanesini alıyorum. Aşağıda koymuştum zaten. Evet, ayakkabımız bu. Ben siyahlı, yeşilli, beyazlı tasarımı olan ayakkabıyı aldım. Şu anda piyasada bulabileceğiniz bir de beyazlı tasarım var. Altı şeffaf taban. Bence ona göre bu daha iyi ve bunun fiyatı da ona göre daha uygundu. Bu 1750 idi, o 1950'ye çıktı yanlış hatırlamıyorsam. O civarlara yani biraz pahalı geldi. Dolayısıyla hem daha çok beğendiğim renk hem de daha uygun. Hemen bunu tercih ettim. Uzun süredir de içinde giyiyorum, spor yapıyorum, basket oynuyorum ve şu ana kadar da tecrübelerim oldukça güzel. Sizlere artıları ve eksileriyle her şeyi anlatacağım, nedir ne değildir. Bilgi sahibi olacaksınız. Paranızı harcamadan önce neye harcadığınızı bilmek istiyorsanız sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Ve hemen görsel güzelliğiyle başlamak istiyorum. Görsel olarak benim hoşuma gitmişti arkadaşlar ilk resimlerde gördüğüm zaman. Hele ki bazı pembeli, krem rengi resimleri görünce işte demiştim ya bayağı güzel bir ayakkabı olacak herhalde. PG'nin 5'inden sonra ilaç gibi gelir demiştim. Ama tabii ki beklediğim kadar güzel gelmedi elde. Özellikle materyalleri biraz daha kaliteli olsaymış, daha kaliteli hissettirseymiş diye düşünüyorum. Design detayı olarak bakalım. Hemen dilinde bir tane PG logosu dikkatimizi çekiyor. İçinde kıvırdığınız zaman sex yazıyor. Onun dışında yan tarafta swoosh'umuz var. React köpüğünün üstüne 13 yazılmış. Yine iç tarafta bir swoosh'umuz var. Bağcıkların önünde PG logosu. Biraz saat logosuna benziyor. Hemen şöyle tabanda yanda PG yine aynı şekilde bakın kutuda görmüş olduğunuz tasarım. Evet, görünen yüzüyle bu kadar. Onun dışında tabi yuvarlak yuvarlak veya işte yarım daire şeklinde de görüyorsunuz bir şekillendirme mevcut. Aynı zamanda da direkt React köpüğünü yani orta tabanı yastıklamayı da şekilli şüküllü yapmışlar ve bu şekilde biraz da olsun design detayı katmışlar. Benim sevdiğim tasarımlar oluyor. Beğeniyorsunuzdur, beğenmiyorsunuzdur ama bence ayakta güzel gözüken bir ayakkabı. Benim tek sevmediğim dizayn olarak şu ön kısmı oldu arkadaşlar. Dikkat ederseniz şöyle bölümlendirilmiş ve farklı bir materyal kullanılmış. Bu biraz daha kötü gözüküyor. Yani keşke daha farklı gelseymiş. Görüntü açısından pek hoş olmamış. Evet, hadi şimdi tabanıyla performans incelememize geçelim. Tabanı arkadaşlar gerçekten beni çok şaşırtan bir taban oldu. Kötü açıdan değil, iyi açıdan ve gayet iyi işler yaptım. Sizin de gördüğünüz gibi mükemmel bir tutuş sağladı. Bu kadar iyi tutacağını beklemiyordum. Benim aldığım renk daha sert plastik olsa dahi yine oldukça iyi işler yaptı. Diğer translucent renk saha içerisinde çok daha iyi iş yapacaktır diye düşündürdü bana açıkçası. Ama bu da yine oldukça güzel işler yaptı. İstediğim zaman durdum. Çok fazla tozlanma olduğunu hatırlamıyorum. Birkaç defa elime sildim ve yine harika bir şekilde durmaya devam ettim. Bu yılın bence en iyi taban tutuşlarına sahip ayakkabılardan biri olacak. Benim aldığım renk arkadaşlar dışarıda oynamaya da uygun gibi gelmişti. Fakat sahada da giydim görüyorsunuz. Biraz böyle hafif hafif bazı yerlerden sürtünmelerle aşınmalar meydana gelmiş.
Ama bence yine bunu dışarıda kullanabilirsiniz. Fakat translucent, o beyaz rengi olan, yani şeffaf, o renkler genelde dışarıya uygun olmuyor. Fakat ben bunu dışarıda oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki çok daha hızlı eriyecektir ama yaz için daha bütçeli, hem de işte birçok özellikleri barındıran iyi bir basketbol ayakkabısı arıyorsanız, hani taban tuşlu olsun diyorsanız, bence bu tercihinizin başında gelebilir. Yani dediğim gibi bu yılın enlerine girebilecek, bir ilk beşine girebilecek bir ayakkabı olmuş. Taban tuşu yönünden de gayet iyi. Bu renkle de dışarıda ben oynamanızda çok bir sıkıntı görmüyorum. Şu görmüş olduğunuz siyahlı kısımlar çok daha sert. Aynı şekilde arkasında da. Ama buraları bir tık daha yumuşak, farklı bir kompozisyonda plastikle üretilmiş. Dışarıda oynarsanız sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Taban tuşuna arkadaşlar 10 üzerinden 9 vereceğim. Gayet güzeldi, gayet iyiydi. Benim için güzel işler yaptı. Hemen üstteki geçelim yine. Alt kısım yapılanmasında yastıklamaya geçelim. Benim heyecanlı olduğum ve en merak ettiğim nokta burasıydı. O yüzden de hızlıca almak istedim. React köpüğü, biliyorsunuz birçok koşu ayakkabısında Nike'ın kullandığı premium köpüklerden biri arkadaşlar. Şöyle arkada da görüyorsunuz. Belli kısımlardan açık, belli kısımlardan kapalı olmuş. Nasıl iş yapıyor ben çok merak etmiştim. Yakınlarda da bir React yine yastıklamasıyla şurada yukarıda görmüş olduğunuz Zoom GT Cut detaylı incelemesi de kanalda mevcut. Burada bayılmıştık bu ayakkabıya. Gerçekten de çok premium, güzel bir ayakkabıydı. Eksikleri de vardı tabii ki. Hani buradaki React'a benziyor mu veya neye benziyor? Tabii bunun içinde bir de Air Zoom tabakası da var. Hani dehşet bir yastıklama. Hani bununla kıyasla acaba PG nasıl olacak diye de merak ediyordum. Yine gerçekten çok güzel işler yapmışlar arkadaşlar. Ne çok yumuşak, ne çok zıp zıp zıp. Ben daha fazlasını isterim tabii. Daha zıplı olsun, daha zoomlu olsun, strobble'lu olsun. Doldursunlar istiyorum. LeBron'lardaki gibi veya Jordan 36'lardaki gibi. O kadar fazla değil. Tek yastıklama bu. Bundan başka da bir şey yok. İçinde koca bir köpük var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz. Kalınca bir React köpüğü var. Koşu ayakkabılarında ben zaten çok severek giyiyorum. Günlük ayakkabılarda da aynı şekilde giymeyi seviyorum. Bu yastıklama bence PG'yi gündelikle tercih edilebilir yapıyor arkadaşlar. Hani alacağım, basketbol oynayacağım ama gündelikle takılacağım diyorsanız bu sizin tercihiniz olabilir. Tabii ki görselini beğeniyorsanız. O açıdan benim hoşuma giden bir ayakkabı oldu. Yastıklama da gayet iyi iş yapıyor. Sizleri iyi etkiden koruyor. Biraz fazla içeri giriyor gibi hissedebilirsiniz. Yani böyle çok daha etki, böyle pat diye sizi zıplatıcı bir etkidense daha yumuşak bir etki yapıyor. Buradaki etkiden biraz daha farklı. Normalde Zoom tabakaları bir yastık olur. Beyaz bir yastık bilirsiniz. Bu sizi ittirir. Air tabakaları çok sert olur. Değdiğiniz an fırlatır. Bu ise biraz daha içine girmenize imkan tanıyor. Umarım kafanızda canlanmıştır. Biraz daha hafif sert bir yastığa bastığınızı düşünebilirsiniz. Ama bu sayede de iyi bir şekilde yastıklama sizlere sunmuş oluyor. Daha güvenilir, daha dengeli. Çok böyle patlayacakmış, dağılacakmış gibi bir his vermiyor. 2, 3, 4 numaralara çok çok uygun bir ayakkabı yapmış. Özellikle forvetlere yönelik. PG'nin de oynadığı pozisyonlar zaten bu yönde. Aynı zamanda savunmada ve atakta rol oynayan hızlı atik arkadaşlarım için çok ideal bir yastıklama. Birçok arkadaşım hani yastıklamayı çok önemsemeyebilir ama bu tarz bir rahat yastıklama hoşunuza gidecek. Yani adeta basketbol sahasında yürüyüş, koşu ayakkabısı rahatlığını ve yastıklamasını sizlere sunacak. Bir endişe şu olabilir. Bu React köpüğü bir süre sonra arkadaşlar o etkisini kaybediyor. Yani daha zıp zıplığını, etkiden korumasını kaybediyor. Burada bir endişe o olabilir. Çünkü biraz daha araştırdığım zaman hani ya bende artık tükeniyor bu yastıklama diyenler oldu. Böyle bir şeye dikkat edin ama ben kolayca başınıza geleceğinden şüpheliyim. Çünkü ben hiçbir ayakkabımda daha o tarz bir his yaşamadım ama çıkıyorum 10 saat oynuyorum diyorsanız belki bilmiyorum bir senenin sonunda böyle bir hisse karşılaşabilirsiniz. Bu ekstra bilgi olarak verebilirim. Yastıklamaya benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olacak arkadaşlar. Hani benim için efsanevi değildi fakat bir yürüyüş koşu ayakkabısı gibiydi. Ben daha işte ön ayakta büyük bir zoom tabakası ve arka ayakta da aynı şekilde isteyen bir oyuncuyum ama çok rahat ettim. Dengeli oynadım ve keyif aldım basketbolumdan ama dediğim gibi bu React köpüğünün ben farklı şeylerle kombinlenmesini daha çok seviyorum galiba. Hemen üst kısma çıkıyorum. Hem materyallere bakalım hem kitlenme fitlenmeye bakalım burada. Arkadaşlar materyaller çok farklı yapılmış. Çok kaliteli hissettirmemekle birlikte farklı farklı katmanlar var. Biraz daha plastik yapının olduğu, adeta bir tel örgü gibi dikişlerin gözüktüğü bir yapı. Ön kısımda farklı bir kumaş buraya kondurulmuş. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Nefes de almıyor arkadaşlar. Belki bu ayakkabının en büyük eksiklerinden biri olmuş. Hiç nefes almıyor ve yazın oynarsanız muhtemelen ayaklarınız pişecektir. Bazı yerlerde delikler dikkatimizi çekiyor. Fakat çok fazla havalandırmaya dediğim gibi etkisi yok. Çünkü içten baktığınızda hiçbir delik gözünüze çarpmayacak. Şurada gerçi beyazlıkları görüyorsunuzdur. Ama burada da çok sert bir yapı olduğu için, özellikle plastikli katmanlar olduğu için fazla nefes almayacak. Ön ayakta ayaklarınız, parmaklarınız korunacak. Arkaya doğru gittiğim zaman şu yapıları pek beğenmedim. Daha dandik
plastik diyebileceğimiz daha suni deri görünümlü çok hoş olmamış dikişlerle burada dizayn detayı da verilmeye çalışılmış. Şuradaki delikler biraz havalandırma için iyi iş yapar mı diye düşünüyordum ama maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası dolu, şu an parmağımla ittirmeye çalışıyorum. Yani çok da iyi işler yapmıyor. Bir de zaten kalın çorapla falan giydiğiniz zaman o havalandırma istenilen etkiyi yapmıyor. Dil kısmı çok hoş. Dil kısmı çok hoşuma gitti. Yani dilin kendisi değil de bağcıklarla birlikte. Arkadaşlar kapattığınız zaman şöyle göstereyim bakın. Nasıl pat diye sizi kilitliyor. Bu bayağı güzel bir his. Eğer ki kilitlenme fitlenme isteyen arkadaşlarım varsa gördüğünüz gibi yani bir cırt cırt varmışçasına ayağınızı kapatabilirsiniz. Ön kısımda da aynı. Farklı farklı yerlerden de yine bağcıklar geçirilmiş. İyi işler yapıyorlar. Bu bağcık delikleri iyi iş yapacak, iyi bir kilitlenme sunacak sizlere. Benim hoşuma giden bir kısım oldu. Dil gayet normal, hani ne çok pofidik ne çok kötü, ideal. Arka kısma geçiyorum. Topuk koruması çok büyük büyük değil, biraz daha yumuşak, biraz daha rahat. PG özellikle 4'ten sonra, evet. Şimdi 1, 2'yi düşünelim, 3'ü düşünelim. Aynen 4'ten sonra bir rahatlık şeyine girdi. Şurada 5'te hemen şu baş parmağımın yukarısında görüyorsunuz. Yumuşak, daha hafif, daha böyle kolay kırılabilen ayakkabılara yönelmeye başladı. Bu da yine onları devam ettirir nitelikte ama bir 5 gibi veya bir 4 gibi değil, daha farklı tabii kendince. Oldukça güzel zaten. PG serisi hep üst seviye, güzel seviyeydi ve fiyat performansın tam sizlere sunumu oluyordu. Yine bu da devam ettirecek fakat burada biraz topuk koruması hafif kaldı. Hani çok bileklerinde güçlü bir his isteyenler için çok da iyi olmayabilir. Arkasındaki petlemeler oldukça yumuşak ve hızlı bir şekilde hani burada gidebilecek cinsten daha kalın kalın, daha sert sert bir petleme, bir yapı yok burada arkadaşlar. Üst kısımda bu şekilde. Benim materyallere vereceğim puan 10 üzerinden 8.2 olacak. Yani çok iyi değil, çok kötü değil. İdeal, paranızın karşılığını alabileceğiniz bir ayakkabı. Destek noktasına geldiğimiz zamansa buradaki genişlik arttırılabilirdi. Özellikle 5'te biraz daha bir çıkıntı vardı. Yani şu dönüşü biraz daha dışarı çıkarttıkları zaman sizin de yapacağınız, yana yapacağınız hamlelerde daha güvenli hissetmeniz sağlanacaktı. Burası biraz eksik olması hoşuma gitmedi. Onun dışında bu React köpüğü arkadaşlar iç kısımda şöyle bir shank dediğimiz, yani bir plaka konuluyor. Tam şurada bir plaka var. Arkınızı iyi destekler nitelikte. Özellikle düşük ark, düz tabanlık varsa bunda faydasını hissedersiniz. Bir Jordan 36'lar, 35'ler gibi bir plaka yok ama yine de fena olmayan güzel bir plaka var. Burada hoşuma giden bir nokta oldu bu. Bilekteki fazla tutuşun olmayışı biraz daha eksik hissettiriyor. Ayağınızı güzelce sarması, bu da yine aynı şekilde güzelce kilitleyecek. Ya bilek ve şuradaki yan taraftaki çıkıntı olmayışı biraz puan kırmama sebep oldu. Destek noktasında da 10 üzerinden 8.3 vereceğim arkadaşlar. Yine ortalama seviyede fena olmayan bir ayakkabı olmuş. Benim için biraz daha belki bunlar iyi değildi. Daha ağır, daha center'a yaklaştıkça bunlar daha ortaya çıkabilir ama dediğim gibi 2, 3, 4 numaralarda çok ideal bir ayakkabı olacaktır bu. 45 numara aldım. Gayet ideal, gayet güzel oldu. Kalın güzel basketbol çarabıyla da keyifle giyiyorum. Hemen şimdi ağırlığına bakalım. Çok ağır hissettirmeyen, daha tatlı bir ayakkabı. 403 gram arkadaşlar, normal sayılabilir. 400'ün altına düştüğü zaman daha hafif oluyor ama ayakta kesinlikle dediğim gibi ağır hissettirmiyor. Fakat React köpüğünden kaynaklı oynadıkça benim ayaklarımda bir yorgunluk hissi başladı. Bu da yastıklamayla alakalı, biraz daha uzun veya işte bu Air'lar bu histen sizi alıkoyuyor. Yani bir yorgunluk, bir içeri çekme hissiyatı yaşadım. Bunu da belirtmek isterim. Temelde 1 numaradan 5 numaraya herkese uygun fakat en fazla derseniz işte 3 numaraya, 2 numaraya, 4 numaraya, 1 numaraya, 5 numaraya gibi bir sıralama yapabilirim. Ama tüm basketbol severlere önceki modellerinde olduğu gibi PG seslenmiş. Bu sene bulabileceğiniz güzel ayakkabılardan bir tanesi. Aldığınız zaman sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fiyatını da düşündüğüm zaman yani ilk sıralara yaklaşacak bir ayakkabı olacak. Yeni çıkan renkleri olacaktır. Yeşilli, pembeli çok güzel renkler var. O zaman da fiyatlar gitgide artıyor olacak. Bence buluyorsanız ve varsa kaçırmayın. Ben Nike.com'dan aldım. Kargo açımda zaten belirtmiştim. Bu şekilde de çıkışımı yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse like ve yorumları unutmuyorsunuz. Cevaplamadığım bir soru olduğunu düşünüyorsanız açıklamaya yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ayakkabı Dicey bugünlük out.